Bu videoyu izleyen motora yeni başlamış ya da başlayacak olan arkadaşları canı gönülden kıskanıyorum. Gerçekten. Keşke benim zamanımda böyle videolar olsaydı. Keşke benim zamanımda bu kadar insanın fikri olsaydı. Keşke benim zamanımda bilgiye ulaşmak bu kadar kolay olsaydı. Ama değildi benim zamanımda. Motor aldığım zamanda, yani yeni motora başladığım zamanda en teknolojik şey Messenger'dı. İşte bir tane Hotmail Messenger'ımız vardı. Ona girerdik. Birilerine bir şey sorardık falan. Oo, süper olurdu yani. İnternet kullanıyoruz. İşte Yahoo'muz vardı. Oradan yazılı bir şeyler sorardık. Cevap gelirdi. İşte doğru mu yanlış mı? Zaten bir kişiye ulaşabiliyorsun. Onu da yabancı ulaşmaya çalışıyorsun. Ne oluyor? Yabancı ulaşınca bilginin şeyi daha gerçekçi oluyor güya. Ama değil yani. Öyle bir şey yok. 2004'ün sonu, 2005'i sanırım, motoru aldığımda tanıdığım tek motorcu bendim. Herhalde bir 2008'e kadar falan öyle devam etti. Bir ara bir arkadaşım motor aldı benden sonra. Çok fazla kullanmadı. Cruiser tarzı bir motordu. Benim o zaman Mondial 125'im vardı. Beraber biraz turladık ama çok da fazla kullanmadık motoru. O zamandan beri de işte kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte kaynaklar bulmaya çalışıyorum. İşte Yahoo olsun, işte Google falan çok kullanılan bir şey değildi. İnsanlara sormaya çalışıyordum. Yakaladığımı çeviriyordum, kuryelere bir şeyler soruyordum falan. Bilgiye ulaşmak gerçekten kolay değildi. 2010 senesinde ben altın elbiseli adamla tanıştım. Videolarını izledim. İşte o zaman kanalda falan şeyleri vardı. Programı vardı. İşte oradan tanıştık. Ondan sonra bir motor testimiz oldu falan filan. Bu işin içine girdim. Kim var? Yine ben başlamadan önce. İşte altın elbiseli adam vardı. Video çeken. İşte Moto Etkinlik diye bir site var biliyorsunuz. Orada işte sürekli bilgi paylaşılıyor. Birkaç tane böyle hani sağlam olduğuna inandığınız gerçekçi bilgiye erişmeniz mümkündü. Ondan sonra ne oldu? Dedik ki bir şey yapmak lazım. İnsanlara bilgi ulaştırmak lazım. İngilizce eksiği yüzünden çoğu insan bilgiye ulaşamıyor. Ne yapalım? İşte yurt dışından izleyelim. Bakalım onlar ne yapıyor? Onlar nasıl insanlara ulaşıyor? Motovlog diye bir şey var. Onu yapalım o zaman dedik. Motovlog'a başladık bundan 3 sene önce. O zamandan beri de sürekli videolar koyuyorum. Sürekli insanlara bir şeyler katmaya çalışıyorum. Şu anda 250'nin üstünde sanırım motovlog kanalı var. Herkes bir şeyler anlatıyor. Yani hiçbir şey anlatmasa, motorun üstünde sadece motor kullansa 250 kişinin motoruyla ilgili fikriniz var. Yani diyorum size, ekstra bir bilgi vermesin. Herkes H2 testi yapmasın. Yine de o insanların kullandığı motorlarla ilgili fikriniz var. Mükemmel bir şey. Dediğim gibi ben sadece kendimi biliyordum motorcu olarak. İşte benim Mondial'imin arka tekeri 140'tı. İşte bana Sarıyer çevresinde işte geniş lastikli çocuk falan derlerdi. Çünkü o zaman neler vardı? İşte GBR'ler vardı. CBF 150'ler vardı falan. Hepsinin arka lastiği küçük. Benimki böyle. Zaten o zaman Super Sport olarak satılıyordu o motor. Acayip bir motordu. Çok da severdim. Ama dediğim gibi bilgi alacak hiçbir yerim yoktu. Şimdi bu durumda iki kişiye seslenmek istiyorum. İki farklı insan grubuna. Bir tanesi izleyici. İzleyici. Hacı araştır. Bul. Bilginin sonu yok internette. Gerçekten. Yani bir motor hakkında bilgi istiyorsan ya da bir ekipman hakkında bilgi istiyorsan istemediğin kadar bilgi var. İstemediğin kadar. Gerçekçi olabilir, işte yalan olabilir ama bilgi var. En azından fikir var. İşte 3-4 tane güvenilir site var. İşte MCM Motorcycle News mesela, dünyanın bana kalırsa en iyi motosiklet ekipman yorumlayan ve işte testlerini yapan şeylerinden, kuruluşlarından biri. İşte dergisi var, televizyon kanalı var, işte YouTube kanalı var, Instagram'dan da takip edin. Gerekirse aşağıya linklerini de koyacağım. Mesela böyle sağlam kaynaklar var. Araştırın. Bir kişiye inanmayın. Bana da inanmayın. Yani bir sürü insan var. Sizi yönlendirmeye çalışacak. Efendim, NC750 alacaksınız bir gün. Olan bir olaydan bahsediyorum. Kendisi büyük ihtimal altına yorumu da yapıştırır. Diyecekler ki ya o motor mu, o alınır mı, gitmiyor, şey yapmıyor, bilmem ne. İşte size başka motor aldırmaya çalışacaklar. Çünkü onlar o motorun daha iyi olduğuna inanacaklar. Ve bu sürekli böyle gidecek. Hep sürekli abiler olacak, sürekli tavsiyeler, öneriler olacak ama bunların objektif olduğuna inanmanız gerekiyor. O yüzden kendi araştırmanızı her zaman kendiniz yapın. Dediğim gibi bana bile inanmayın. Bu birinci insan grubu seslenmek istediğim. Araştırma yapması gereken insan grubu. İkinci insan grubu da bu
video çekmeye başlayan, işte Instagram üzerinden, işte sosyal medya üzerinden bir şeyler paylaşan arkadaşlar. Kimi insan için şu anda söyleyeceklerim belki yıkıcı, belki yapıcı olabilir ama tamam, artık motosiklet sektöründe bayağı insan var. Yani bayağı insan sosyal medyadan iş yapıyor artık. Video çeken bir sürü insan var, Instagram hesabı olan var, işte Twitter'dan bir şeyler yazan çizenler var. Bu buraya kolay gelinmiyor. Yani dediğim gibi nerede olduğunuzun bir kere farkında olmanız gerekiyor. Ben dediğim gibi başladığımda 100 aboneye ulaştım ilk birkaç ayda. İşte onlara hediye verdim. 1000 aboneye hediye verdim. İşte 10.000 aboneye, 100.000 aboneye neyse hediyeleri verdim. Çünkü abone değerli bir şeydi benim zamanımda. Şu anda olaylar değişti. Şu anda artık bireysel kanallar çoğaldı. Herkes işte bireysel bir şeyler yapıyor ve insanlar artık bunun peşinde şu gün böyle bir şeyin farkına vardılar. Aa, bireysel insanlar da artık işte yorumlar yapıyor. Bireysel insanlar da videolar çıkıyor motosikletle ilgili. Ve bunları da insanlar merak ediyor, araştırıyor, bulmaya çalışıyorlar. Ve bu böyle gidecek. Bu çıkacak mı? Yok. O yüzden bu işi yapan arkadaşlar da lütfen objektif olmaya çalışın. Size tavsiyem bu. İnsanlar bir şeyler öğrenmek için size geliyor. Yanlış yönlendirme yapmaya çalışmayın. Tamam, ün geliyor, her şey güzel. İnsanlar sizi tanıyor, hoşunuza gidiyor. Bir noktada ego tatmini oluyor. Bazen motivasyona ihtiyacınız oluyor ama farkında olun durduğunuz yerin. İnsanlar tamam sizi beğeniyorlar ama sizin de bir göreviniz var. Sizin de göreviniz insanlara bir şeyler anlatmak. Motosiklet kullanmayan insana, kullanmak isteyen insana düzgün bilgi vermek lazım. Yani bütün gün sen işte yok teker yap, teker yak, işte redline'da dolaş, işte kasksız motora bin, bu tarz videolar çekersen o insanın da kendin gibi yapacaksın. Çünkü o insan seni geleceği olarak görüyor, öyle izliyor. Eğer bu kamera buradaysa ya da çenedeyse o insan izlediği zaman onu, o motoru kullananı kendiymiş gibi düşünerek izliyor. Motor olmayan arkadaştan bahsediyorum. O yüzden aslında bizim üstümüzdeki o şey çok ağır. Yük çok ağır. Çoğu insan bunun farkında değil. Onu fark ettim. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Bunun farkına varması gerekiyor insanların. Çünkü böyle giderse farklı şeyler olmaya başlayacak. Yani insanlar sırf para için, sırf sponsor için yanlış şeyler yapmaya başlayacak. Ben de bunu engellemek için elimden geleni yapmak istiyorum. Bununla ilgili gerekirse de bir kampanya başlatacağım. Düzgün bir şey yapan insanlar için. Sözüm, ikinci sözüm sizeydi. Bu işi yapan arkadaşlara. Lütfen dikkat edin. Söylediğiniz şeylere, yaptığınız şeylerine. Çünkü insanlar size bakıyorlar. Sizi takip ediyorlar. Ve buralara kolay gelinmiyor. Belki siz kolay geldiniz. Ama kolay gelinmiyordu. Bunun farkında olmayabilirsiniz. Ama en azından olduğunuz noktanın, bulunduğunuz noktanın farkında olun. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Uzun zamandır söylemek istediğim bir şeydi bu. İzleyen ve izletenle ilgili. Hani farkında olduğum bir şey ama insanlar pek dile getirmiyor bunları. Yani dile getirecek insan varsa o da benim herhalde. Toptan korkacak halimiz yok. Kendinize iyi bakın diyelim. Unutmayın, beğenin, paylaşın, abone olun. Tabii ki hoşunuza gittiyse. Görüşmek üzere.